Bursa'da Bugün TV ve 94.2 Radyo Bursa'da Bugün ortak yayınında Sağlıkta Bugün programında bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Özel Esentepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Ufuk Özsoy. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bel fıtığını konuşacağız. Evet. Ama öncesinde bir tanım yapalım istiyorum. Bel fıtığı nedir? Tabii ki. Bel fıtığı şöyle. Belimizde 5 adet omurga kemiğimiz vardır. Ve bu kemiklerin arasında bir silikon benzeri yastıkçıklar bulunur. Bu yastıkçıklar bu kemikler arasındaki yükü emerekten vücudun ağırlığını veya taşıdığımız ağırlığı dengelemeyi sağlar. Eğer bu omurgalar arasındaki yastıkçıklarda bir sebepten dolayı yırtılma olursa bu yırtılan parçanın omurilik sinirlerine, omuriliğe direkt kendisine veya omurilikten çıkan sinir köklerine baskı yapması sonrası bu sinirlerde sıkışıklık oluşur ve sinirin gittiği bölgede bir ağrı meydana gelir. Bunun sebebi yani bunun adı da bel fıtığı olarak tanımlanmaktadır. O sıkışıklıktan meydana gelen bir ağrı oluşuyor değil mi evet, hastada? Evet. Peki kimlerde görülür? Şöyle aslında bel fıtığın görülme yaşı çok geniş bir yelpazeye bağlı. Yelpaze değişmektedir. Genelde ileri yaşlarda daha fazla görülür. Vücudun yaşlanmasına bağlı olarak omurgada yaşlanır. Omurgada yaşlandıkça eski o sağlıklı yapısını kaybeder ve daha rahat yırtılma, daha rahat deforme olma ya zemini uygun olur. Dolayısıyla yaş ilerledikçe daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Genelde şöyle, genç yaşlarda da görülür ama genç yaşlarda aktif çalışan kişilerde, ağır işte çalışan kişilerde ani bir zorlanmayla, ani bir hareketle beraber o bahsettiğim omurgalar arasındaki yastıkçığın yırtılıp siniri sıkıştırması sonrası aniden görülebilir. Yaş ilerledikçe özellikle bayanlarda menopozdan sonra kemik kalitesi düştükçe ufak travmalarla da yani ufak zedelenmelerle de veya darbeyle de bu yırtılma gerçekleşir ve yine bel fıtığı görülebilir. Yani travma sonucu oluşan bir bel fıtığı süreci var. Evet. Bir de genel olarak yaşlanmaya bağlı oluşan bir süreç evet, var burada. Evet, şimdi şöyle o kemiklerin, omurga kemiklerinin arasındaki yastıkçık içi bir nevi su ihtiva eder. Su olduğu zaman o esneme kabiliyeti yüksektir. Daha rahat esneyip daha rahat toparlanabilir. Yaş ilerledikçe o yastıkçığın içerisindeki su içeriği azalır. Bir nevi kurur. Kurudukça yani tabiri caizse daha gevrek hale gelir. Öyle olduğu zaman o yükü ememez, absorbe edemez veya esneyemez. O yük geldiği zaman bu vücut ağırlığı olabilir, ani bir zorlanma olabilir veya ağır kaldırma olabilir. O zaman o yükü ememeyeceği için yırtılır. Yırtıldığı zaman da hemen dibinde omurilik geçer, omurilik sinirleri geçer ve oraya baskı yapar. Dolayısıyla bel fıtığı oluşmuş olur yani. Peki hocam genetik faktörler bu durumun ne kadar etkisi altında? Şöyle, tabii ki genetik yatkınlık olduğu ispatlanmış bir rahatsızlık. Bu biraz da o yastıkçığın, bahsettiğim yastıkçığı oluşturan moleküler düzeydeki yapılarla da alakalı. Ama çok net yani şu genden kaynaklanıyor diye bir durum yok. Fakat ailesinde böyle bel fıtığı ile ilgili veya bel problemi yaşamış birkaç nesil varsa hastada da bu tarz şikayetlerin oluşma potansiyeli normal bir kişiye göre biraz daha fazla görüyoruz. Peki bel fıtığından nasıl korunulur? Yani işte travmaya bağlı olan bir süreç var. Onun dışında yaşlanmaya bağlı olan bir süreç var. Peki genel olarak bunun farkındaysak, yani işte fiziksel koşullarımıza dikkat ediyorsak, işte travma zaten hani genel dışı bir durum olduğu için evet, nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Aslında bu tamamen yaşam tarzını belirleyen bir şey. Yani belimizi doğru kullanmamız gerekiyor. Belimizi doğru kullanmamızdan kastım, belimiz vücudumuzun üst kısmını ciddi bir ağırlığı taşıyor.
Hele ki bir şey kaldırdığımız zaman veya bir ağırlık kaldırdığımız zaman bu vücudumuzun ağırlığına bağlı olarak o kaldırdığımızla beraber çok ciddi bir yüklenme oluyor. Dolayısıyla belimizi kontrollü ve düzgün bir şekilde kullanırsak aslında bu durumdan korunabiliriz. Bu da nasıl oluyor? İşte yerden herhangi bir şey alırken belimizi bükerek değil dizlerimizi kırarak almak. Uzun süre aynı pozisyonda oturmamak aynı şekilde. Çünkü oturmak da ciddi bir bele yük bindiren bir durumdur. Mümkünse dik durmak, dik oturmak. Kilo çok önemli. Yani erkek olsun, kadın olsun kilolu hastalarda sürekli bir bel ağırlığı, bele binen yük daha fazla olduğu için yıpranma ve bel sağlığını zarar görmesi daha sık oluyor. Dolayısıyla kilo kontrolü çok önemli. Yani hem erkeklerde hem bayanlarda bu çok önemli. Sigara kullanımı yine keza çok önemli. Yani bunda sigara etkiliyor. Evet, sigara birçok şeye neden olduğu gibi bu bel hasarına, yani bel fıtığı oluşumuna da sebep olabiliyor. Bunu şöyle, hani direkt insanların ne alakası var diye düşünebilir. Çok birebir alakası var. Çünkü sigara kullanımı vücuttaki kan dolaşımını, oksijenlenmeyi azaltan bir şey. Damarları tıkadığı için. Yani vücut donanımını, dolaşımını, hem bu kan dolaşımı olsun hem diğer hücresel bazda dolaşımı olsun etkileyen bir şey. O bahsettiğim omurgalar arasındaki o suyun azalması, yıpranması sigara kullanan kişilerde daha hızlı oluyor. Dolayısıyla sigara kullanımı da bu durumu etkiliyor. Yine bu tür durumlarda kontrol edebileceğimiz şey belimizi düzgün kullanabilmek. Tabii ki yaşlılığın önüne geçmek mümkün değil. Ama kilo kontrolü, sigara kullanmamak, ondan sonra belimizi doğru kullanmak bunlar bizim yapabileceğimiz şeyler. Dolayısıyla bunlara dikkat edebiliriz yani. Şimdi hocam bir de riskli bazı hareketler var. Evet. İşte doğru oturma pozisyonundan bahsettik mesela. Bazı riskli hareketler de dediğimiz gibi bu travmaya da sebep olabiliyor. Bunlar neler? Bunlardan nasıl kaçınabiliriz? Mesela fiziksel iş koşulları ağır olan bireyler de var. Evet. İşte nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeliler bu süreçte? Şöyle, özellikle çağımızda masa başında, bilgisayar başında çalışan kişi sayısı çok fazla. Bu tür durumlarda eğer oturduğunuz, çalıştığınız yerde sabit bir koltuğunuz varsa mutlaka bir bel desteği gerekir. Yani bu belimizin, kalçamızın üzerindeki çukurluğu, bel çukurluğu mutlaka olması gerekir. Eğer o çukurluk olmazsa şiddetli bir, yani o bel bölgesinin yapısı bozulur ve bel fıtığına zemin daha rahat gelişmiş olur. Onun dışında ağır işte çalışanlar, özellikle bunlardan bir tanesi de uzun yol şoförleri, tır şoförleri, kamyon şoförleri veya gün boyunca sürekli takside çalışan taksi şoförleri için böyle şoförlerde de bu durum çok önemli. Çünkü sürekli titreşim halinde oluyor taşıt araç kullanan şoförler. Çok ciddi bir sallanma olmasa bile ufak tefek arabanın titreşmesi bile sürekli bir bele düzenli bir zorlanma oluşturuyor. Bu da bel fıtığı oluşumuna sebep olabiliyor. Böyle uzun yol şoförlerinde veya uzun süre araçta kullanması gereken kişilerin mutlaka ara ara dinlenip bir araca inmeleri, bir hareket etmeleri, belli dinlendirmeleri şart. Eğer ağırlık kullanacak veya ağır taşıma durumu olan kişiler olursa, ki bu ağır sanayide çalışan kişiler için özellikle önemli, mutlaka dizlerini kullanaraktan bir şeyi alıp bir yere taşımayı yapmalarında fayda var. Sadece bele yüklenerekten, bel hareketiyle bu durum yapılsa da, ne kadar bele özen gösterseniz de aynı pozisyonda aynı hareketler defalarca yapıldıkça o da yine bel fıtığına zemin hazırlayan bir durum. Öyle durumda mutlaka dizleri kıraraktan ve vücudu bir bütün şeklinde hareket ettirerekten bu taşıma işlemini yapmalarında fayda var. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla yani aynı pozisyonu sürekli ve düzenli bir şekilde yapmak bel ağrılarına sebebiyet, evet, veriyor zaten. Evet.
Peki her bel ağrısı bel fıtığı yapıyor mu? O ayrımı nasıl yapıyoruz? Şöyle, her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir. Çünkü belimizde vücudumuzu taşıyan omurga kemikleri var. Sinirler var ve o omurga kemiklerinin etrafında çok büyük kas grupları var. O kas gruplarının kemiğe yapıştığı tendon dediğimiz bağ dokuları var. Bunların hepsi başlı başına bir bel ağrısı sebebi olur. Dolayısıyla her bel ağrısı eşittir bel fıtığı anlamına gelmez. Burada hastanın şikayetinin işte bel ağrısının nasıl olduğu, ne zaman başladığı, nereye doğru yayıldığı veya yayılıp yayılmadığı, bunlar önemli. Özellikle bacak ağrısı olup olmaması önemli. Çünkü birçok yani bel ağrısının %90, %95'i mekanik dediğimiz kas iskelet sistemi ağrısı. Az bir kısmı, çok az bir kısmı bel fıtığından kaynaklanır. Ha, bel fıtığından kaynaklandıktan sonra onların da zaten tedavileri standart değil. Hastanın hani tedavi kısmında gene konuşuruz. Ama %95 oranında mekanik dediğimiz kas ve iskelet sistemi, yani omurga ağrısı olur. Bel ağrılarının çok büyük bir kısmı. Peki her bel fıtığı ameliyat gerektiriyor mu? Şimdi şöyle, bel fıtığı ile ilgili aslında çok ciddi bir bilgi kirliliği var toplumumuzda. Bu da hastalarımızın kafasını karıştıran, yanlış tedavilere, yanlış yönelimlere sevk eden ve sonrasında tedavi sonrası ciddi derecede mutsuz olan bir hasta grubu var. Şimdi şöyle söyleyeyim, bel fıtığının tedavisinin az bir kısmı ameliyat, çok büyük bir kısmı ilaç tedavisi ve fizik tedaviyle fayda görebilecek bir hasta grubu. Ama şimdi aslında şöyle bir şey var. Bel fıtığı sonuçta mekanik bir olay. Yani o yastıkçığın yırtılıp sinire basması mekanik bir durum. Biz bu mekanik durumu, yani bu baskıyı çekmediğimiz sürece bu fıtık burada kalır ve bu siniri rahatsız etmeye devam eder. Dolayısıyla ilaç tedavisi veya fizik tedavi ne kadar bir bel fıtığı açısından, hani tedavi açısından kullanılan bir yöntem de olsa oradaki fıtığı tekrar yerine geri alması mümkün değil. Peki fizik tedavinin ve ilaç tedavinin buradaki rolü ne? Şimdi sinir ağrısıyla beraber sinirin geçtiği bölgelerde etrafındaki kas grupları da gerilir, kasılır. Dolayısıyla fizik tedavi ve ilaç tedavisi o kas gruplarını gevşetir. O kas grupları gevşediği için hastanın da şikayetleri azalır. Ama fiziki olarak fıtık geri yerine gelmez. Oradaki baskının kalkması için cerrahi bir operasyonla o fıtık parçasının alınması lazım. Ama şu var ki, yani her zaman böyle bir o fıtık parçasının alınması gerekliliği diye bir şey yok. Yani buradan o sorun çıkmasın. Burada önemli olan hastanın iyi olması. Yani şunu demek istiyorum. Yani bel fıtığı aslında bir matematik problemi gibi tedavisi. Net bir tedavisi her zaman birebir, evet sizde bel fıtığı var, fizik tedavi görün veya bel fıtığı var, ameliyat olun diye her zaman birebir net bir karşılığı olmaz. Dolayısıyla hastaların burada bu noktada sağlıklı bir tedaviyi alabilmeleri için, yani benim kendi mesleki tecrübem, hastalığına tedavi bulmaya çalışmasınlar. Hastalığına doğru hekimi bulmaya özen göstersinler. Eğer doğru hekimi bulurlarsa o doğru hekim doğru tedaviyi onlara uygulayacaktır zaten. Yani çünkü bununla ilgili olarak farklı hekimlerin ameliyat, fizik tedavi veya başka tedavi yöntemlerin hastalarımıza önerilebilir. Yani bunun hepsi doğru veya yanlış anlamda demiyorum. Ama bu dediğim gibi matematik problemi gibi olduğu için burada önemli olan doğru tanıyı koyabilmek. Bir, hastanın mevcut şikayeti bel fıtığından mı kaynaklanıyor? İki, bel fıtığından kaynaklanıyorsa bu nasıl çözülebilir? Her bel ameliyatı bel fıtığı ameliyatı değil. Bel fıtığı ameliyatı yapılırken biz o fıtık parçasını çıkarılırken sadece o fıtık parçası mikro cerrahiyle çıkarıldığı da oluyor. Bazen halk arasında platin denilen vidalama işleminin yapıldığı da oluyor.
Burada yöntemler de değişiyor. Tabii yöntem, yani ameliyat yöntemleri bile farklı. Değil sadece ameliyat veya fizik tedavi. Bu gerçekten bir matematik problemi gibi. Problemi doğru çözmek lazım. Ama problemi doğru çözmek için problemi iyi okumak lazım. İyi analiz etmek lazım. Hastayı iyi analiz etmek lazım. Hastanın tahlillerini, tetkiklerini, görüntülerini iyi analiz etmek lazım. Hastanın şikayetiyle, muayenesiyle ve MR görüntüsüyle bu mevcut durumunu ortak bir havuzda buluşturup ona göre bir karar vermek lazım. Dolayısıyla bunu hasta tek başına zaten yani bu kendisi bunu yapamaz hastanın. Bu sadece hekimin kendisinin bu yönlendirmeyi yapması gerekir. Dolayısıyla bu noktada çok fazla fikir alabilir hastalarımız ama burada önemli olan dediğim gibi doğru hekimin bulması. Doğru hekimin bulduğu zaman o hasta doğru tedaviyi de o hekim tarafından alacaktır. Önemli olan burada bir de her türlü şeyde olduğu gibi yani diğer branşlarda da öyle. Hekim-hasta ilişkisi de önemli. Yani hastanın hekime güveni, hekimin hastaya doğru bir şekilde rahatsızlığını ifade edebilmesi, hastanın daha iyi olması, tedaviden daha iyi verim alması için de çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya zaten en başta hastanın belirtileri aktarabilmesi ve işte o anemnez dediğimiz kısım, hastanın öyküsünü dinlenmesi hem hekim için hem de hasta için çok önemli bir kısım bence. Evet. Yani zaten siz burada bulgulardan işte belirtilerden az çok tahmin yürütüyorsunuzdur ama işte bazı tetkiklere ihtiyaç duyuyorsunuz. Biraz aslında onu süreç içerisinde ele alalım istiyorum ben. Hasta size işte bel ağrıları şikayetiyle başvurdu. İşte bu bel fıtığı mı değil mi ya da başka ne olabilir? Burada ayrımı nasıl yapıyoruz? O süreç nasıl işliyor? Şöyle hastanın bel ağrısı da başvuran hastamızın önce bir şikayetini dinliyoruz. Ne zaman başladı, nasıl başladı, belinde mi sadece ağrı yoksa bacağına vuran bir ağrısı var mı? Bunlar bizim için önemli. Onların hepsi aslında farklı bir yola da götürüyor tabii, size değil mi? Kesinlikle. Çünkü bacak ağrısı olması önemli bir durum. En basitinden bizim hani cerrahi branş olduğumuz için bizi mesela yönlendiren bir nokta bacak ağrısı olmadan, bacakta güçsüzlük olmadan sadece bel ağrısından dolayı bel fıtığı ameliyatı olmaz. Adı bel fıtığı ameliyatı ama bel fıtığı fakat problem kaynağı belde olduğu için bel fıtığı deniyor. Burada hastanın bacak ağrısı, o sinirin geçtiği yer çünkü belden sinir ayrıldıktan sonra bacağa doğru uzanır. Yani aslında orada geçiş noktası olduğu için tanımlıyoruz evet, o şekilde. Evet, yani burada bazı yönlendirici, bizim de tedavimizin yönlendirici bazı kriterler var. Dolayısıyla hastalığın yayılımı, ne zamandan beri olduğu, daha önce böyle bir rahatsızlığın olup olmaması, başka bir hastalığın, mesela şeker hastalığının olup olmaması, romatizmal bir rahatsızlığı var mı hastamızın, bunlar önemli. Çünkü romatizmal hastalıklarla da bu tür şeyler karışır. Veya şeker hastalığının uzun sürede bu periferik nöropati dediğimiz küçük kılcal sinirleri etkilemesi sonrası hastalarda bacak ağrısı, uyuşma, keçelenme bunlar hiçbir bel fıtığı olmasa bile olabilecek şeyler. Dolayısıyla burada yani bir şeker hastalığının olması bu tür şeyler de önemli. Bunların hepsini masaya yatırıp ona göre bir şema çizmek gerekir. Peki hocam tedavi yöntemleri işte ilaçla tedaviden bahsettik, fizik tedaviden bahsettik. Biraz bunları detaylandırabilir miyiz? Nasıl ilerliyor süreç? Şöyle bir kere bunun tedavinin çok standart bir yöntemi her zaman yok. Dediğim gibi bu bir matematik problemi gibi. Bizim bazı hastalarımıza gelip işte hastayı muayene ettik, dinledik, muayenesini yapıyoruz. Muayene bulgularını değerlendiriyoruz. Sonra hastamızdan şu an artık günümüzde altın standart yöntem olan MR tetkikini istiyoruz. MR tetkikiyle beraber hastanın şikayeti ve muayenesi MR görüntüsündeki mevcut fıtığıyla uyumluysa ona göre MR görüntüsü hastanın muayenesi ve şikayeti ona göre hastaya bir tedavi sunuyoruz. Belirtiyoruz. Bazen bu tedavi çok net olabiliyor. MR görüntüsü, hastanın şikayeti ve muayenesi. Şöyle ki işte net evet sizin ameliyat olmanız gerekiyor şu noktada. Veya sizin bir fıtığınız var. Şu an güçsüzlüğünüz yok. Sadece bir miktar ağrınız var. Hani bir fizik tedaviyle bu ağrının geçebileceğini öngörüyoruz şeklinde. Şimdi hastalarımızın genelde şöyle bir algısı oluyor. Benim fıtığım var.
diye kafalarına yer ediyorlar. Şimdi hiçbir şikayeti olmayan bir insana MR çektiyseniz, bel MR'ı, bel fıtığı çıkar. Radyolojik olarak filmde fıtık saptarsınız. Filmde bel fıtığının olmasının bir önemi yok o kadar. Yani sadece filmde bel fıtığı var veya yok demek olması hastaya herhangi bir tedavi uygulamamıza tek başlı başına bir sebep değil. Fıtığın sayısı da önemli değil. Yani iki tane, üç tane, üç tane fıtık kötü, bir tane fıtık olursa iyi diye bir şey de yok. Yani çünkü fıtığın radyolojik olarak, film olarak derecelendirmesi var. Birinci derecesi, ikinci derecesi, üçüncü derecesi, dördüncü derecesi diye. Şimdi bu özellikle ilk dereceleri, birinci ve ikinci derecesi toplumda çok çok yaygın bir şekilde görülen bir şey. Evet, son dönemde de zaten çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum oluyor. Onların hepsinin tedavi gerektirecek bir durumu yok. Yani onun için sadece filmdeki fıtık sayısı veya fıtık adedi bizim hastaya tedavi uygulamamızı gerektirecek veya ameliyatını gerektirecek veya ona yönelik bir planlama yapmamız gerektirecek bir durum değil. Onun için diyorum bu bir matematik problemi gibi. Yani hastanın şikayetine, bacağın ağrısındaki işte ağrıyan bölgenin yayılımına, MR görüntüsü uyuyor mu, güçsüzlüğü, bacağındaki güçsüzlüğü, fıtığın bulunduğu bölgeye uyuyor mu, bunların hepsinin beraber değerlendirilmesi lazım. Hatta bunun için yine arada kalınan bölüm durumlarda EMG dediğimiz bir tetkik de var. Bu tetkik de bize yardımcı olabiliyor. Sinir testi dediğimiz, yani sinirin nerede sıkıştığına dair bize fikir verebilecek. Bazen ondan da destek alabiliyoruz. Dolayısıyla fıtığın sayısı önemli değil. Adedi önemli değil. Yani burada önemli olan fıtığın hastada mevcut şikayetine, mevcut sorununa sebep olup olmayışı. Bu noktada da en çok önemli olan şey hasta hekim iletişimi oluyor. Yani hastanın size aktarabilmesi sıkıntılarını yani ve sizin onları değerlendirmesi. Yani hastanın çok önemli. Hastanın şikayeti çok önemli. Muayenesiyle beraber MR görüntüsünün uyumlu olup olmaması çok önemli. Dolayısıyla burada doğru tanıyı koyabilmek çok önemli. Bundan dolayıdır ki aslında toplumda biraz böyle bel fıtığı ameliyat noktasında bir tedirginlik de var insanlarda. Hani ameliyat oldum ama ağrım geçmedi veya ameliyat oldum ağrım devam ediyor veya çok istediğim kadar rahatlayamadım şeklinde. Çünkü sadece film olarak ameliyat etmeye çalışırsak hastanın mevcut şikayetini her zaman çözemeyiz yani. Yani film düzelir ama hasta düzelmez. Tüm bulguları da anlatabilir miyim? Yani hasta düzelmez. Dolayısıyla bunu iyi analiz etmek lazım. Bel fıtığı ameliyatlarının başarısını en büyük ve en büyük etkileyen sebep doğru tanı koymak. Doğru tanı koyduğunuzda çok ciddi, yüz güldürücü bir ameliyat. Ama doğru tanı konmadığı zaman hastanın sürekli böyle bu ağrılarla yaşaması kaçınılmaz olur yani. Şimdi tanıyı koyduktan sonra işte son aşama artık cerrahi müdahale kısmı olabiliyor bazı hastalarda. Onlardan bahsedeceğiz ama öncesinde bir reklam arası verelim. Nereden geldiğinin ne önemi vardı? Ya da nasıl geldiğinin? Neden geldiğini hiç sormadık. Ya da ne kadar kalacağını. Kiminle geldiğinin hiç önemi yoktu. Ya da ne getirdiğini. Kaç yaşında olduğuna da bakmadık. Ya da nerede doğduğuna. Siz bize, biz size ne iyi geldik. İyi ki geldiniz Darül Aceze.
hilale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. Sonra onlara gönüllü onlarcası eklendi. Varını yoğunu ortaya koyan, ihtiyaç sahibi kim olursa olsun onlara yardım etme sözü veren iyi insanlar. Ele verdiler, gece gündüz demediler, bir oldular, birlik oldular. Dünya değişti, onlar iyilikten vazgeçmedi. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Giderek çoğaldılar, kenetlendiler. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar, yeri geldi kanlarını. Barışın, huzurun elçisi oldular. Sınırları aştılar. Kimsenin gidemediği yerlere ulaştılar. Din, dil, ırk ayırmadılar. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi içindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde. Gökteki o hilal Türk Kızılay. Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi televizyon hazır. Hep bu sonla biterdi. Kahraman! Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi. Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık. Abi! Yaşasın ablam! O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Evet, sağlıkta bugün programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bel fıtığında cerrahi tedavi yöntemlerine değinecektik. Evet. Bunları biraz detaylandıralım hocam. Bel fıtığında 3 çeşit cerrahi yöntem var. Bir eskiden yapılan açık cerrahi yöntem. Şu an çok uygulanmayan, tamamen çıplak gözle yapılan bir yöntem. İkincisi şu an dünya genelinde çok büyük oranda uygulanan mikro cerrahi dediğimiz mikroskop eşliğinde yapılan bir yöntem. Üçüncüsü şu an biraz daha yeni olan endoskopik dediğimiz tek bir noktadan girilerekten sinir kökünün olduğu bölgede fıtığı çıkarma şeklinde endoskopik yapılan yöntem. Bu ilk mikroskopik ve endoskopik yapılan yöntemler biraz daha şu an yaygın olarak uygulanmakta. Açık yöntem biraz daha artık terk edilmiş vaziyette. Günümüz şartları için çok tercih edilmiyor anladığım kadarıyla. Evet. Peki işte hasta artık ameliyat edilmesine karar verildi. İşte o süreçte ameliyat öncesinde dikkat etmesi gerekenler var mı? İşte yemesi, içmesiyle ilgili olarak. Ya da hastanede ne kadar kalıyor, ameliyat alınması, ameliyat süresi, o süreçten biraz bahsedelim. Şöyle, ameliyatımız yaptıktan sonra hastamızı yatağına alıyoruz. Yaklaşık 5-6 saat sonra genel anestezi aldığı için yemek yemeye başlıyor. Yemek yedikten 1 saat sonra da hastamızı kaldırıp yürütüyoruz. Genelde ameliyat ettiğimiz gün hastamızı hastanede bir gün misafir ediyoruz. O genel anestezinin etkisi geçsin diye. Ertesi gün taburcu ediyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra hastaları kontrole çağırıyoruz.
Daha sonra ikinci kontrolde yaklaşık bir ay sonra gerçekleştiriyoruz. Ama şu an ameliyat noktasında da en çok kullanılan, en çok dünya genelinde kabul görmüş yöntem mikro cerrahi yöntem. Burada tabii yöntemleri seçmek de her zaman hekimin elinde veya hastanın hekiminde olmuyor. Hastanın fıtığının durumu, fıtığın yanında o bölgede kireçlenme olup olmayışı, başka bölgelerde yani tek noktaya mı müdahale edilecek yoksa birkaç noktadaki probleme mi müdahale edilecek? Bunlar da tek başına, başlı başına cerrahinin hangisinin yapılması gerektiği noktasında bizi yönlendiriyor. Ama bu noktada en sağlıklı, en şu anda yapılan işlemden hastanın fayda gördüğü ve en konforlu yöntem dünya genelinde kabul görmüş mikro cerrahi yöntem. Mikroskop eşliğinde yapılan bir yöntem. Mikroskop eşliğinde daha küçük yara yeri, daha küçük bir noktadan fıtığa ulaşıp işlemi başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hem daha konforlu daha oluyor. Daha hasta için konforlu oluyor, hekim için konforlu oluyor. Ve bu şekilde şu an gerçekleştiriyoruz. Peki hocam, ameliyat sonrasında bir gün, hani bir gece yattıktan sonra taburcu ediyoruz hastaya genel olarak, evet, bu süreçte. Peki işte kontrollere çağırıyoruz. O noktada mesela hastaların çok ağrısının olması normal mi? Ya da ne zaman işte hastanın bulgularının ameliyat sonrasında normal olmadığını anlarız? Ekstrem durumlar gelişebilir mi? Ameliyattan sonra içsi için hastalarımız çok büyük oranda zaten doğru tanı ve tedaviyle tedavi oldukları zaman hastalar çok büyük oranda rahatlıyor. Bazen bir miktar bacakta uyuşma, keçelenme, yanma, karıncalanma olabiliyor. Bunun da sebebi şu, şimdi o fıtığın etkisiyle sinir ileri derecede sıkıştığı için biz orayı temizledikten sonra sinir kendini bir rahatlatıyor. Bu rahatlama sürecinde bir takım bacakta o sinirin gittiği yerde uyuşukluklar, keçelenmeler olabiliyor. O da 4-5 gün içerisinde giderek azalaraktan son buluyor. Peki sonrasında bu süreçte ilaç vesaire destek olarak bir şeyler veriyor muyuz hastalara? Çok büyük oranda ilave bir ilaca gerek olmuyor. Bazen bu uyuşukluklar ve keçelenmeler eğer hastamızın şeker hastalığı da varsa biraz daha fazla olabiliyor. O tür durumlarda biraz ilaç desteğine başvurabiliyoruz hastanın konforu için ama çok büyük oranda ekstra bir ilaç gereksinimi olmuyor. Peki bel fıtığı ameliyat sonrasında tekrarlama ihtimali olan bir durum mu? Tekrarlama ihtimali var. Bu tüm dünya genelinde başarılı kliniklerde %5 civarında böyle bir durum var. Bunun da sebebi şu, yapılan ameliyatlarda o fıtığın olduğu bölgede omuriliğin o iki arasındaki yastıkçık komple çıkarılmıyor. Eskiden böyle yapılıyormuş, tekrarlamasın diye bu şekilde yapılıyormuş. Ama onun da çok ciddi hastalarda enfeksiyonu arttırdığı görüldüğü için artık o yöntem terk edilmiş. Çünkü tıpta bu tür şeyler oluyor. Bazen zaman içerisinde aynı hastalığa uygulanan tedavi modaliteleri değişebiliyor. Şu an tamamen o kazıma işlemi olmadığı için orada sağlıklı dokular bırakılıyor. Bu sağlıklı dokular zaman içerisinde tekrardan deforme olup yıpranıp fıtık parçası haline gelebiliyor. Ama bu tamamen dediğim gibi %5 oranında. Oldukça bu risk, düşük bir oran. Evet, %95 oranında tekrarlama durumu olmuyor. Bu tür durumlarda da hastanın ikinci bir ameliyat durumu tabii ki olabiliyor. Onların da çözümleri var. Dediğim gibi bu bir matematik problemi. O tür durumda tedavi ona göre tekrar şekilleniyor. Dolayısıyla burada dediğim gibi hasta-hekim ilişkisi önemli. Hastanın hekime, hekimin hastaya beraber iletişimi çok önemli. O tür durumlarda da yine çözümler üretiyoruz. Aslında az önce bahsetmiştik, şimdi siz konuşurken aklıma bir soru takıldı. Şimdi bazı durumlarda birden fazla fıtık olabiliyor demiştik. Ameliyat olmasına karar verdiğimiz zaman hastada bütün fıtıkları alıyor muyuz? Yok. Yoksa bazı noktalarda bırakabiliyor muyuz? Yani şöyle, bütün fıtıkları alma şeklinde bir uygulama yok. Yani doğru olan da o değil. Şimdi şu açıdan bizim orada problem neyse hastanın mevcut şikayetine bağlı olan ona yönelik uygulama yapıyoruz.
burada da tetkiklerden mi yardım alıyoruz? Evet. Yani burada problemin ne olduğunu tespit edip ona yönelik çözüm üretiyoruz. Şimdi orada biz filmdeki görülen fıtık sayısına göre tedavi yapmaya çalışırsak yine hastanın fayda görme, yapılan işten fayda görme ihtimali düşer. Burada önemli olan en az işlemle en çok faydayı sağlayabilmektir. Yani şöyle bir düşünce yok. Ya işte ameliyat olmuşken oradaki fıtığı da temizleyin. Şimdi orayı öyle yapmaya kalktığınız zaman orada sağlıklı dokular da var. Onları bu sefer onları da hasarlamış oluyorsunuz veya onları da etkilemiş oluyorsunuz. Bu sefer eğer oradaki problem oluşturmayan fıtık bölgesi ileride sizin önünüze veya hastaya durduk yere sorun olarak gelebilir. Yani bunun için biz planlamamızı yaparken doğru noktayı doğru şekilde doğru bir stratejiyle ameliyat etmek gerekir. Yoksa sadece filmde şurada 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 fıtık var hepsini alalım mantalitesiyle iş olursa bu sefer hastanın bu yapılan işten fayda görme olasılığı giderek düşer. Çünkü cerrahi işlemler optimum düzeyde yapılması gereken şeyler ki bizim branş gereği çok narin bir durumumuz var. Dolayısıyla bunu böyle iyi planlamamız gerekiyor. Öbür türlü hastada ekstra olmayan sorunlar biz kendi elimizde oluşturabiliriz. Şimdi bir de hastalarda şöyle bir algı var. Evet, bel fıtığı var. Bel fıtığı alınması gereken bir şeymiş gibi düşünülüyor. Yani orada bir zararmış gibi. Ne kadar durursa o kadar zarar verecek. İşte benim hareketlerimi engelleyen o. Benim ağrılarımın sebebi o gibi düşünülüyor. Ama burada yine dediğim gibi hasta hekim ilişkisi, oradaki o iletişim çok önemli. Evet. Hastaya aktarılması gerekiyor. Yani şöyle, bel fıtığı, evet, biz burada mesela hastalar geliyor ki ameliyat önermediğimiz, fıtığı olan, fizik tedaviye yönlendirildiğimiz veya ilaç tedavisi kendimizin başladığı ve hastanın şikayetlerinin geçtiği. Şimdi baktığınız zaman benim orada fıtığım duruyor ama benim şikayetlerim geçti diye düşünüyor hasta. İşte burada önemli olan hastanın şeylerini problemini çözebilmek. Yoksa oradaki filmdeki fıtığı aldığınız veya almaya çalıştığınız zaman her zaman aynı oranda hasta fayda görmez. Yani hekimlik böyle bir şey. Yani direkt böyle matematiksel olarak sizde şu 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 var bunu almam gerekiyor noktasında bir şey değil. Bunu böyle hastanın şikayeti, muayenesi, MR görüntüsü gerekirse az önce bahsettiğim EMG tetkiki hepsini bütün olarak değerlendirmek lazım. O zaman doğru tanıyı koyup o zaman hastanın maksimum düzeyde fayda sağlamasını öyle sağlayabiliriz. Şimdi hocam bir de mesela bu bel ağrıları ile ilgili olarak sert yatak istirahati öneriliyor. Bu doğru mu? Ne derece doğru ya? Evet, yani genelde şöyle bir kere kas iskelet sistemimiz çok önemli bel ağrısı için. Çünkü belimizde sadece sinirler yok. Kas ve yaygın büyük kas grupları ve kemikler var. Şimdi omurgamızın belli bir yapısı vardır. Boynumuzun çukurluğu, sırtımızın hafif bir kamburluğu ve belimizin çukurluğu. Bu normal sağlıklı bir omurgada olması gereken eğriliklerdir. Eğer bu eğrilikler bozulursa bu mevcut bahsettiğim şikayetler çok çabuk bir şekilde ortaya çıkar. Fıtık, işte kas ağrısı vesaire ciddi omurga problemleri ortaya çıkar. İşte bu eğrilikleri sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için de tabii ki bir parçası da yatış şeklimiz, yattığımız zemin. Bu tür durumlarda biz genellikle sert veya biraz orta sert yataklar öneriyoruz ki omurgamızı, belimizi, sırtımızı, boynumuzu desteklemesi lazım. Çok yumuşak zeminlerde omurga desteklenmiyor. Omurga desteklenmediği için gece uykuda insanlar çok farklı şekillerde yatabiliyor. Ve omurga da yatak tarafından desteklenmediği zaman çok yanlış pozisyonlarda saatlerce omurganın kalması sonrası ciddi bel ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı gelişebiliyor. Onun için belimizi, sırtımızı, boynumuzu destekleyecek sert zeminler omurga sağlığı için daha iyi. Peki şimdi yatma pozisyonu da bunu ameliyat öncesi ve sonrası olarak da aslında ayırmak istiyorum. Hani ameliyat sonrasında bu pozisyonlar değişiyor mu, etkileniyor mu? Ameliyat öncesinde de eğer bel ağrıları varsa kişi
İşte evet, sert zemin dedik, onun dışında dikkat etmesi gereken bir yatma pozisyonu var mı? Yok, yani aslında şöyle, omurgayı koruduğunuz zaman bu ameliyat öncesi olsun sonrası olsun bu bahsettiğimiz yatak durumu, yatış pozisyonları standart. Yani ameliyat sonrası da aynı benzer durumları korumakta fayda var. Ekstra bir duruma gerek olmuyor. Evet hocam, son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Hastalara tavsiyeleriniz neler olacak? Şöyle söyleyeyim ki yani burada aslında en önemli vurgulamak istediğim şey bel fıtığı toplumda çok yaygın olarak görülen bir rahatsızlık ve insanların bu konuda çok ciddi tedavi arayışları içerisinde olan bir rahatsızlık. Ve bundan dolayı çok farklı uygulamalarla insanlar karşılaşıyor tedavi yöntemleriyle. Tabii ki bir tedavi yöntemine başvuruyorlar. Ve bundan her zaman istedikleri, bekledikleri sonucu alamıyorlar. Ve bu da bir işte ameliyat oldum, fayda gördüm, görmedim veya işte fizik tedavi gördüm, fayda gördüm, görmedim noktasında çok farklı algılar oluşturabiliyor. Burada benim hastalara önerim mevcut şikayetine kendileri bir tedavi yöntemi bulmaktansa mevcut şikayetiyle ilgili doğru hekimi bulmaya çalışsınlar. Doğru hekimi bulurlarsa o hekim onlara doğru tedaviyi zaten sunacaktır. Çünkü dediğim gibi bu çok kompleks bir durum. Tedavisi, tanısı her zaman standart olmayan bir durum ve bundan dolayı yanlış tanıyla, yanlış tedavilerle çok hasta var, sıkıntı yaşayan. Böyle size gelen hastalar da muhakkak evet, vardır. Böyle bu tür durumlarda memnuniyetsizlikler de artıyor. Dolayısıyla burada tabii ki sorsunlar, danışsınlar, gerekirse birden fazla hekime gitsinler. Farklı görüşler alsınlar. Bu çünkü standart her zaman olmayan bir durum. Ama doğru hekimi bulsunlar. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Özel Esentepe ve Anadolu Hastaneleri katkılarıyla hazırlanan Sağlıkta Bugün programının bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.